nefsani hayat. Kalktığın pist, ruhlar alemi. İneceğin hedef, ahiret alemi. Ön tarafta bir radar var böyle. Şeyi göstereyim, kendisi çalışıyor da ben şey yapayım. Radar var. Yoğunluğu gösteriyor. Mesela bulutların, tehlikeli bulutlar var, siyah. Onları gösteren radar sistemi ne de? Basiret, dirayet, feraset, kemalat. Uydu peygamber. Her devletten geçerken aşağıdan komutlar veriyor. İmamlar. Böyle. Uçacaksın, başka şansın yok. Bir tane de bir sesli var. Sizin işinize yaramaz. İnşallah yaratmasın da. İki tanıdığınıza olur. Boşanmak, ayrılmak isteyen, eşinden ayrılmak isteyen şu 7 dakikayı dinlesin diye. Çok ilginç bir şey. Şimdi sen ne zaman hazır olacaksın? Tamam, hazır mı? Hazırız abi inşallah. Öyle mi? Ha. Tamam. Vaktimiz geldiyse başlayabiliriz. Tamam. Peki. Başlayabiliriz. Yok oturabilir miyim? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin konusu tevehüm. Çarşamba dersinde yapılan tevehüm dersini cumartesi dersine uyarlayıp inşallah istifadelerimizi sizinle paylaşacağız. Tevehüm, dimağın 7 tabakasından tahayyül, tasavvur, tahakkül, tasdik, izan, iltizam, itikat, tahayyül ile tasavvur arasındaki bir ara format. Tevehüm mü senin? Evet abi, tevehüm. He, tamam. Tahayyül ile tasavvur arasında. Bu dersimizde tevehümün nasıl çalıştığını anlamaya çalışacağız. Tevehüm bize neler yapıyor? Nasıl bir darbe vuruyor? Tevehümün ifrat tefrit halleri. Tevehümü neler ifrat ve tefrite taşır? Tevehümü güçlendiren, dengede tutan ve zayıflandıran şeyler. Tevehüm nasıl kontrol altında, yani vasatta tutacağız? Tevehüm olmazsa olmaz mı? Tevehüm sıfatları. Bunları açmaya çalışacağız. Bu gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ve sonunda, dersin sonunda inşallah bunu bize yapan, bunu bize düşündüren tevehümmüş diyeceğiz inşallah. Tevehümün nasıl çalıştığını anlamamız bizim için çok önemliydi. Çünkü Risale-i Nur'da tevehüm ile yoktan elem almak rahmet ve kaderi ilahi itimatsızlıktır diyor. Şualar 313'te. Eğer biz tevehümün nasıl çalıştığını anlayamazsak, bunu fark edemezsek rahmet ve kaderi ilahiyi aleyhimize döndürebiliyoruz. Yoktan elem alarak. Evet, tevehümü bir misal ile anlatmaya ve etrafını kazmaya çalışacağız. Daha önceki hal dersine katılanlar varsa, iltizam ile itikat arasındaki bir ara formattı. Hal dersini bir misalle anlatmıştık. Bu bina ve ceset, dimağın mertebeleri de binanın içindeki katlar olarak bir misal vermiştik. Şimdi ona benzer bir şekilde uçak dimağımız, dimağın mertebeleri de uçak içinde yolcular ara formatlarına birlikte böyle bir misal vereceğiz. O derste Risale-i Nur okunmadı diye bazı gelen itirazlar vardı. Onlara binaen misal ile anlatacağız. Çünkü Risale-i Nur'da misal ile anlatmanın ehemmiyetine binaen şöyle diyor. Yani Risale-i Nur okunmadı. Halbuki burada tevehüm toplaması ya da hal toplaması yapmıştık. Ondan istifadelerimizi misal ile anlatmaya çalışıyoruz. Bunu nereden çıkardın ya da bunu niye böyle yapıyorsun diyenlere cevap olarak, böyle haklı olarak bir itiraz geldi. Bala Laikası 16'da şöyle diyor. Bütün bu risalelerde bütün derin hakaik temsilat vasıtasıyla en âmi ve ümmi olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o hakaikin çoğunu büyük alimler tevhim edilmez deyip değil avama, belki havasa da bildiremiyorlar. O hakaikin çoğunu büyük alimler diyor özellikle. Tevhim edilmez deyip değil avama, belki havasa da bildiremiyorlar. İşte en uzak hakikatları en yakın bir tarzda en âmi bir adama ders verecek derecede. Benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlak,
çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatleri dahi müşkilleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eserleri o su-i iştiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harika tesilat ve suhulet-i beyan elbette bila şüphe bir eser-i inayettir. Ve onun hüneri olamaz ve Kur'an-ı Kerim'in icaz-ı manevisinin bir cilvesidir. Ve temsilat-ı Kur'aniye'nin bir temessülüdür ve inikasıdır. Yani buradan anladığımız Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde temsilatlar veriyor. Risale-i Nur'da misallerle ta birinci sözden itibaren başlayarak misallerle anlatmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'in icazının bir cilvesi. Temsilat-ı Kur'aniye'nin bir temessülü ve inikasıdır diyor. Yine Bağlala İlahikası 19. sayfada Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar-ı icazından olan temsilatın bir şulesi diye başlıyor. Az ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameden hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Felillah ilham sırrı temsil dürbünüyle, temsili dürbüne benzetiyor. En uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dayanık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakayka kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırrı temsil penceresiyle hakayki gaybiyeye, esasat-ı İslamiye'ye, şuhuda yakın bir yakini imaniye hasıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslimi silaha mecbur oldu. Şuhuda yakın bir yakin dedi. Evet abi, şuhuda yakın bir yakini imani hasıl oldu. Temsil. Evet abi. Ve şeytan dahi teslimi silaha mecbur oldu. Bu sırrı temsilin dürbin, cihetül vahdet, merdiven ve pencere şeklinde hakaiki bize yakınlaştırmasında olduğunu söylüyor abi. Yine bu misal ile anlatmayı kullanmanın bir sebebi de bu hakikatler dimağımıza iyice yerleşsin, takarrur etsin diyor. Çünkü başka bir yerde bir misal ile anlatıldığında takarrur ettiğini söylüyor üstadımız. Meleke olsun diye. Çünkü tahayyül ve tasavvurumuz artık bu zamanda çöplüğe dönmüş. Yani bundan belki 200-300 yıl önce bu kadar internet, televizyon, diziler olmadığı için o zamanda yaşayan insanlarda bir hakikat anlatıldığında insana geçiyordu ve bu şekilde bir darbe vurulmadığı için çok kalıcı oluyordu. Bunun örnekleri ninelerimizde ya da dedelerimize vardır. Bize yıllarca eskide yaşanan şeyleri anlatırlar. Ve insan bir dersi unutabilir ama bir misali ya da bir sembolü bir şekli kolay kolay unutmaz. O yüzden çoğu zaman bir sembolle anlatma ihtiyacı duyulmuş. Bir misalle anlatma ihtiyacı duyulmuş. Yine evet, misali dimağımızda tahayyülden itibaren yaşıyoruz. Bir misal anlatıldığında hemen de biz o misalle boyalanmaya başlıyoruz. Tahayyülümüzden itibaren yaşıyoruz, hayal ediyoruz, tasavvurumuza suret veriyoruz, tefekkür ediyoruz, itikada kadar o misali yerleştiriyoruz kendimizi. Nasıl bir film izlediğimizde bizi ağlattırıyor, bazen güldürüyor, başka alemlere götürüyor. Öyle de temsillerde Kur'an'ın cilve-i inikasıdır. Bizi alır, ta aslımıza götürür. Onu tefekkür ede de o aslımıza gide gele kendimize yol olur. Biz o yolu tefekkürle açtık, artık işletiyoruz ya, o gittiğimiz yerler de bizi ziyarete gelecek. Nasıl bu misallerle bu hakaiki anladık, onları tefekkür ede de aslımıza taşındırıyor bizi. Oraya gide gele de artık arada bir yol oluyor. Ve o yoldan da o gittiğimiz yerden, yani aslımızdan bize iade ziyarete gelmeye başlıyor. Bu misaller uyanışa, kendimize gelmemize, fark etmemize yarıyor. Ama TV, film ya da işte internette lüzumsuz vakitlerde geçirdiğimiz zaman gittiğimiz o alemlerin iade ziyaretine kimin geleceği meçhul. Ve çok tehlikeli, çünkü Adem'den geliyor. O film izleyerek ya da internette meşgul olduğumuz o sanal ortamlarda gittiğimiz yerlerin iade-i ziyareti bizim için çok tehlikeli. Çünkü Adem'den geliyor. Sen kendine gelmiyorsun, seni kendinden almaya geliyorlar. İlkinde kendine avdet varken diğerinde kendinden firak var. Bir dakika.
o filmi seyrederek sen kendine gelmiyorsun, kendinden onlara gidiyorsun. Sen kendine gelmiyorsun, seni kendinden almaya geliyorlar. Şimdi birinci, ilk bahsettiğim şey daha bu Kur'an hakaiki misaliyesinle tefekkür ederek kendi aslımıza gitmiştik. Şimdi uçağımızın rotası da var aslımıza. Ders az önce bahsettiğiniz yerden not alamadım onu ama siz de herhalde aslımıza diyordunuz. Ruh, evet. Asıl ruhumuza mı diyordunuz abi? Kelime kullanmışsınız. Kalkış yeri ruhlar alemi. Ruhlar alemi. Evet abi. Varacağı nokta fıtratın iktiza ettiği alem. Evet. Ahiret alemi. Şu motor iman esasları. Kanat İslamiyet şimdi imanla İslamiyet arasındaki ilişki dünyamızda bu misalle bak nasıl oturuyor. Mesela bir kanatsız uçak düşün, motorsuz uçak düşün. Yani sünnetsiz Kur'an. Kanat yok, motor var. Sünnetsiz Kur'an, İslami gibi. Evet. O mesela ön taraf şeyi söyledik işte türbülanslar, beklemedik hadiseler, musibetler, dertler. Bunlara karşı bazı savunma sistemleri var insanda. İşte uçağı böyle bu şekilde şey yaptığın zaman, uçak gibi ama bu sefer aleminde şurada kim olursa olsun, İslamiyet nedir dediği zaman kanat hatırına gelir. Bu 25. karedir. İstesen de unutamazsın. Ama şimdiye kadar konuştun o biz kendimize gelmiyoruz filmlerle, bizi kendilerine götürüyorlar. Evet. Unutur. Ama motor imandır. Nasıl kalkacak yerden? Kanat İslam'dır. Nasıl şimdi uçağı düşünecek? Peki uçağın bütün seyri nedir? Ruhtur. Devam. Evet abi, bu dediğiniz abi birazdan uçağın gösterge paneline de geleceğiz inşallah. Sünneti, icma kıyası, hadisi inkar edenlere de bir güzel bir cevap olmuş oldu. Yani kanatsız uçmak gibi ya da göstergesiz uçmak gibi. Onlar da o şey diyebilirler. O mezhep imamlarına da anlatıyor. Ben anahtarı. Sen çıkmasan da şey var. Defter göreceksin. 23. defter gitti. Sen devam et. Ben onun gerisini de okurum. Mezhepsiz evet. De. Mezhebi de neyi anlatıyor? Hangisini mi sahibi? Evet. Çarşamba dersinden farklı olarak abi uçağımızı biraz güncelledik. Şanslı maneviden bir güncelleme geldi. Bu uçakta ondan farklı olarak şöyle bir özellik var abi. Uçağın pencereleri yani dışa bakan o yolcuların baktığı yerler düşünceye göre değişiyor. Yolcuların o dimağındaki hissiyata göre, düşünceye göre değişiyor. Camlar renkleniyor, puslanıyor, farklı renkler alabiliyor. Şimdi bu 7 kardeşimizi uçağa bindirdik. 7 tane kardeş mi bindirdik? 7 kardeş, bir daha aralarda ortancı kardeş diyelim artık. Ara formatlar da var. Onlarla beraber aldılar. Bu dimağımız, uçak dimağımız. Bu dimağı sahibi... Hangisi? O mouse'da göster. Dimağı hangisi? Dimağı komple uçağımız. Yavaş. Hangisi? Nerede nereye? Mouse'u... Evet abi. Komple uçağımız. Dimağımız. Kanatlar her şey dahil. Bu dima sahibinin, yani kendinizi düşün, kendi gözlerimiz kapalı. Gözlerimiz kapalı ama tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, tevehüm, tefekkür, şek, şüphe, tereddüt, yakın, hal. Bunların gözleri açık. Yani kendimizin gözlerini kapattığınızı düşün. Bütün bu dimağımızdaki bu sistemler çalışıyor. Yani gözümüzü kapattığımızda tahayyülümüz de çalışıyor, tasavvurumuz da çalışıyor. Tevehümümüzle çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Ama uçağın, misalimizde tabii böyle, uçağın kendisi dima olarak düşündüğümüz için uçağın sahibinin, dima sahibinin kendisinin gözleri kapalı. Şey olur. Tamamlanmış olur. Uçak sırf motorla, sırf kanatla uçmaz. Motor iman esaslarına, kanat ise İslam esaslarına, kalktığı yer ruhlar alemi, varacağı menzil ahiret yurduna, devamlı değişken, kararlı olmayan hava alemi, alem-i şehadete, türbülans, hayatın olumsuzluklarına ve zanlarımıza, uyduyla irtibat,
peygamberlere, uydu peygamberlere yerden komutları gelip şekil alması, er devlete göre Almanya, Avusturya, Romanya diye o imam, o devlet o sana misal şey yapıyor, koordinat veriyor. O devlet sana o koordinat veriyor. Yerden komutların gelip şekil alması ise imamlara. Kara delik ise uçakta Ene'ye. Hostes ve servisler nefsane hayata. Kaptan akla. Yardımcı kaptan ise cemaatlere. Yolcular ise hayatın etza ve efratlarına. Bagaj ise amellere. Uçağın bütünlüğü ruha. Uçak önündeki tehlikeleri gösteren radar sistemine. Feraset, basiret, dirayet, kemalata. Beklenmedik hava hareketleri, hadisat alemden bize bağlı olmayan gelişen hadiselere. Evet. Bütünsel bu uçağın komplesi ruh. Sen o dima şöyle diyeceksin. Dima, uçağın komplesi demeyeceksin. Dima şu. Zaten kapalı bir alan. Burası zaten bunu gösterdi. Bu İslamiyet. Dima uçuruyor. Bu da ileri itiyor. Bunu uçuruyor. Uçuran bu kanat. Kanada al, motor hiçbir şey yaramaz. Yani ama motor ileri iter, uçamaz ama. Şu kaldırdığın anda, benim mesleğimdi biraz. Ben buradan ayrıldım. Tokarlı'nın kanat bölümü. Şimdi bunu aldığın zaman dima denen bir şey yok, hiçbir şey yok ki. Yani bunlar, bu İslamiyet'tir. İşte burada bir radar sistemi var tabii. Şurada. Bunlar da bir sürü şeyler. Şurada türbülans oluyor. Şurada üç tane veya bazı uçağa göre geniş şeyler oluyor. Pat diye bir açı veriyor. Yukarıdan gelen basınçları aşağı veriyor. Hiç uçak hissettirmiyor. Bunlar da işte istiğfar, tövbe, istiaze. Boş, hissettirmiyor. Boşluğa boşlukla mı karşılık yani? Boşluğa aferin. Çok güzel. Şuradan geliş analizi boşluk. Eğer burada bir vücut bulursa, vücut rengini verirsen kendini yani sarsıyor seni. Hemen açıyorsun kapağı, bir açınca boşluk. Bir vuruyor, kimse yok. Sana hiç dokunmuyor. Kendine vücut rengini vermiyorsun ve istikamette gidiyorsun. Bunlar da mesela artık kendimiz detaylandırabiliriz. İhlastır, sadakattır, takvadır. Tamam mı? Hedefine götüren şeyler. Abi bütünselliğine mi ruh dediniz yoksa ruh asıl yolcu mu? Hayır. Şimdi bu komple hepsi senin şeyin, ruhun, İslamiyet'in senin. Senin haricinden düşünürsen ruh buran. Ama ben ruhum oluşturan şeyler, bütünsel. Mesela hostes de benim, ruhumun içerisindeki nefsaniyet. İşte bu insan ya, sana ne giydirilmiş? Ben olan ben, kara kutu. Vücut giydirilmiş, hayat giydirilmiş, bak sana giydirilmiş. İnsaniyet giydirilmiş, insan değilsin, sana giydirilmiş. İslamiyet ve iman, marifet ve muhabbet. Bunlar sana verilmiş. Sen kimsin o zaman? Sana insaniyet verilmiş, insan değilsin. Bak sana verilen vücut, vücut, hayat, İslamiyet, iman, insaniyet. İnsanlık, İslamiyet, iman, marifet ve muhabbet. Sana verilmiş bunlar. İnsaniyet verilmiş. E sen kimsin? Hani ben insandım şimdiye kadar. İnsanlık bana verilmiş. Hani diyoruz ya, ulan insanlığına ne olmuş? Ulan insanlığını mı kaybetti? Onun için peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmak. Hani insanlığın nerede senin için? İnsan olacağız yani. Bab-ı insaniyet, ismi hakim cilvesidir. Oradan insan girecek. Bab-ı insaniyet. İnsaniyet kapısı var. Oradan insan girecek. Başkası giremez, hayvan giremiyor. Abi kara kutu dediniz ya, kara kutu defi mahfuz aslında. Daha uygun. Tamam, yani çoğaltabiliriz. Yani bunu, kara kutu, yani olayları ceyran etti, aslında kayıt yeri, doğru. Yani ene, bizdeki ene, yani şifre vesaire. Ama uydu var buradan, o peygamberlere, yerden ikide bir şey, komut yeri değişiyor, devlet diyor ki, o alıyor, ona veriyor, o alıyor, ona veriyor, mezhep imamları.
şey veya Peygamberimiz Aleyhisselam uydu olur. Her bir devlet yer geçmiş peygamberlerin sahipliliği de denilebilir. Peygamber olabiliyor. Hani böyle biraz önce dedi ya bir misal dürbündür. Misal merdiven. Dağınık hakikatları toplayan bir de bir tane daha. Cehetül Vahdet. O toplayan tamam Cehetül Vahdet. Merdiven abi. Merdiven dedik. Pencere. Merdiven dedik. Yani dört tane. Evet. Bu yeni kardeşi tabii uçağımıza bindirdik. Bunlardan tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür, cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. Cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. Peki ya kimi dinliyorlar? Yani onlar burada yer değiştirebiliyor, onun koltuğuna geçiyor, diğerinin koltuğuna geçiyor. Cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. Peki ya kimi dinliyorlar? Tahayyül, mesela mazi ve müstakbele geçen bir şey olduğu için, mazi ve müstakbele geçen şeyler, halde kalan bir şey ile durdurulamaz, durduramayız. Cüz-i ihtiyari halde kaldığı için tahayyülü, mazi ve müstakbele geçen bir şeyi ihtiyar ile durduramıyoruz. Demek bunu kalp ve ruhun derece hayatına geçen, yani iradeye çıkan, sahip olan bir şeyle kontrol edebilir. Birisi kontrol edebilir. İradeye yani terkleri, yani bilhassa tahayyül ve tasavvuru çöplüğe çevirmemiş. İnternet, TV, reklam, nefsani şarkılar ve vesaire şeylerle doldurmamış, yani boş dahi bırakmış olsa, yok ile, def-i şer ile, içerisi boş, adem-i safuillah ile, irade ile terkler sağlıyor. Yok bize zırh oluyor, hizmet ediyor, kasada, depoda bir şey yok ki tahayyül, tasavvur kullansın. İmam Şafii Kuddüsesi Ruh'un dediği gibi, hak ile meşgul olmazsan batıl seni işgal eder. Biz de haddimiz olmadan deriz ki batıl ile meşgul olmazsan hak sende galip olur, ihya eder, inşa eder, def-i şer olur. Tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür. Şöyle göstereyim. Tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür. Tefekkür şu arada kaydırmışız. Buraya kadar olan diman mertebeleri cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. Peki dinlemiyorlarsa biz ne yapacağız? O zaman iradeye taşınacağız. Çünkü irade de mazi ve müstakbele geçebiliyorlardı. Bunlar tahayyülden tefekküre kadar olan kısım mazi ve müstakbele geçebildiği için halde olan bir şeyle kontrol edilmiyor. Dolayısıyla iradeye ancak taşındığımızda bunları kontrol edebiliyoruz. Bu da nasıl oluyor? İrade yani sırf ibadet değil, terkler. Terk ederek. Yani tahayyülümüzü, tasavvurumuzu doldurmayarak. Şimdi misal ilerledikçe bunu daha iyi anlatacağız. Boş olan bir şey bize nasıl hizmet eder? Yani tahayyül, tasavvurumuza girmediğimiz, almadığımız bir şey bize nasıl hizmet eder? Biraz daha açacağız inşallah. Arkadaşlar, ihtiyar akliydi. İrade kalbi, vicdaniydi. Evet. Yani evet. Dolayısıyla dimağdaki ihtiyar ha zamanına bakar. Mazi ve müstakbeli kontrol edemez. Hal ile meşguldür. Mazi ve müstakbeli de kontrol edemedin mi? Halde yaşarsın ki o da hayvaniyettir. İşte irade vicdana ait bir sıfat olduğundan, vicdan biliyorsunuz dört özelliği, işte ona taşınacaksın. Evet. Evet. Şimdi birinci kardeşimiz Hüdabin bir kardeş. Yine Risanur'da olduğu gibi. Bu arada bizim rotamız Kur'an'ın nüzul olduğu yer. Hayalen şimdi bizi Ceziretül Arab'a götürecek. Bu uçağımızın göstergesi. Böyle bir gösterge bulduk. Kur'an'ın nüzul olduğu yere Sünnet-i Seniye yolunda icma ve kıyas ile, yani bizden daha önce gidenlerin onlardan aldığımız dersler ile gideceğiz. Yoksa hadi uçağa bindik. Kafamıza göre bir uçuş gerçekleştirmiyoruz. Bizim de bir ölçülerimiz var. Kendimize belirlediğimiz rotalar var. Ona göre hareket ediyoruz. Şimdi misalimiz de o şekilde olacak. Tabii sizler de bilirsiniz, uçuştan önce uçuş ekibi pilotlar bütün uçağı kontrol ediyorlar. Bir checklistleri var. Ona göre uçakta arıza yapması muhtemelen bütün her şeyi kontrol ediyorlar. Hatta bir vidanın bile
ömrü var uçaklarda, helikopterlerde ve kuralları da çok katıdır. Yani havacılık kuralları çok katıdır. Hepsinin uçuş saati var, arızalanmasa da değiştirilir. Belki biz kendi arabamızda işte yağı değiştirmeyiz, motorun bakımını yaptırmayız, 10 bin kilometre daha gider deriz ama uçaklarda öyle bir şey kesinlikle yok. Saati geldiğinde değiştiriliyor. Hiçbir ihtimal verilmiyor yani. Bütün bu kontroller yapıldı. İşte pilotlar da en son kontrol edildi. Uçuş için hiçbir mani olmadı, arıza olmadı. Aynı zamanda hava da açık, rüzgar normal. Uçağımızın Suudi Arabistan'a doğru gitmesi için hiçbir sakınca yok. Uçağımız İstanbul'dan kalkıyor. Yolcularımız gayet sakin, huzurlu. Hiçbir panik yok. Sadece görevlinin dediklerini yapıyorlar. Tahayyülümüz bizi İstanbul'dan kaldırdıktan sonra Diman 1 vazifesi de Halik ismine mazhariyet olduğu için tahayyülümüz, normalde bu misalimizi İstanbul'dan Suudi Arabistan'a giden güzergahı şu ana kadar hiç gidilmemiş bir güzergahtan işte Konya'ya gidiyor, Hatay'a uğruyor, Ürdün'e uğruyor, Bağdat'a uğruyor. Normalde böyle bir güzergah yok bildiğim kadarıyla. Yani bu hayalimizde bunu daha da çoğaltabiliriz. Çünkü Diman 1 vazifesi de Halik isminden mazhari etti. Halik yani olmayan bir şey var gösteriyor. Evet. Değil mi? İşte ona mazhariyet var yani. Ona mazhariyeti var. Var ben, varmış gibi hissedince ondan sonra korkuyor insan. Kendisi uyduruyor. Yani tapılanda, korkanda, Tabii bu Hüdavin kardeşimizin gördüğü manzara. Uçağımızın bir özelliği var demiştik. Yani camları içeridekinin düşüncesine göre değişiyor. Hakikati gördüğü için bu kardeşimiz direkt ne varsa hakikatte onu görüyor. İstanbul Boğazı ve diğer yerler gayet açık bir şekilde gidiyor. Uçakta hiçbir telaş yok. Herkes sakin. Tevehüm gideceği yerdeki hizmeti düşünüyor, umreyi düşünüyor, şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi müstakbale yönelik hizmetlerini düşünüyor. Ayrıca tevehüme gelen şeyleri kendine basamak yapıyor. Mesela tabi ehli iman birinde de tevehüm herkese çalıştığı için bir tevehüm geldiğinde diyor ki uçak hafif bir sallandı ya da bir şey oldu. Bunu kendine basamak yapıyor. İşte hemen aklına hakkı geçtiği şeyler geliyor. Ona gidince helalleşeceğim. İşte kazaya kalan oruçlarımı tutacağım. Namazlarımı tamamlayacağım. Şunun gönlünü alayım diye düşünür. Yani nefis böyle bir tevehüm vermeye çalışıyor bu Dima Hüdavın kardeşimiz ama ona hemen kendine basamak yaptı. Aleyhinde olan şeyi lehinde çevirdi. Yoktan elem alacakken bu sefer yok olan şeyden kâra geçti. Bunun nefsi der ki adama bak ben onu korkutmaya geldim. O günahlarından kurtuluyor der ve defolur gider. Yani uçak sallanınca mı? Uçak sallanınca abi yani. Mesela sallanınca hemen adam tövbe ediyor değil mi? Evet tövbe ediyor abi. Hakkımı helal ettireceğim, kaza namazıma başlayacağım, televizyon internetlere girmeyeceğim. Ne zaman diyor? Uçak sallanınca. Uçak sallanınca. Tevehüm geldi abi hemen onu vasada çekti. Hemen onu vasada çekiyor. Oysa şeytan onu korkutup çökertmek istiyordu. Evet. Adam korktu tövbeye yanaştı. Evet abi. Bak tevehüm işe yaradı. Tevehüm işe yaradı. Bazılar şimdi der ki benim içime geçtiler. Allah Allah derse gelmedik mi kardeşim uçağı mı anlatıyor şu adam? Arkadaşlar tevehüm dersinin içini dolduruyoruz. Nasıl yoktan var olur? İnsan yokta nasıl var ediyor? Ona en güzel misal orası. Uçak. Yani tevehüm ya yoku var eder. Diman ikinci mertebesi. Buna da en güzel şey uçak mesela. Hemen bir uçak şey yaptı mı, hemen en son mertebeyi hayal ediyor. İşte düştüm, parçalandım, kefenlendim falan. O zaman bu tarafa gelebilirsiniz. O zaman şöyle yapıyor. Uçak sağlandı, kefen aynı. Kefen hemen hatırına geliyor. Şeytan bunu yaparak çökertmek istiyordu. Ama Müslüman hemen şeytanın vehmini, yani tevehümümüzü, korkuyu hayra tebdil ettik. Ne yaptık? Korktuk. Estağfurullah ya Rabbi, namaza başlayacağım, kazaya başlayacağım, şunu hakkını helal ettirecek. Bak tövbeye gitti. Ama şeytan bunu istemiyordu. Tövbeye yanaşmasın. Bak ne oluyor falan demesini istiyor. Evet. Onu demek istedin değil mi? Evet abi. Uçak düzeldikten sonra abi tekrar bir daha hani... İndikten sonra, oh,
Bir tanesi dediği gibi bana bizim Çayeli'den 70 adam Karadeniz'in öteki Ukrayna nereye işte orada avlanıyor. Büyük bir fırtına geçirmiş. Olmuş yani ben 87'de gemi batmak üzereyken vaat ediyor. Ya Rabbi büyük bir hayvan kurban edeceğim. Bu laz hikayesi değil, ben yaşadığımı söylüyorum. Sonra böyle limana doğru giderken inşallah bir koyunu keseceğiz ya Rabbi. Tamam. Çünkü limana yanaştı ya o fırtına. Limana girdi. Ya birkaç tane fakiri sevindiririz dedi. Sonra tabii tayfa ile ortağı ile buna bazı ortaklar dedi ki büyük emin olur mu falan. Neyse bana kadar geldiler. Cami hocası dedi ki şuna git o bilir demiş. Bana dedi ki hocam dedi böyle böyle dedik büyük hayvan dedik. Yani birkaç tane fakir sadakayla dedi olur mu dedi. Olur dedim ama bir şartla. Nedir dedi o? Bir daha bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa. Ya biz onu demek istemedik dedi yani. Tamam da şey yapacağız hemen evir çevirdi. Yani pisteyin diyorsun ama zannediliyor ki ölüm hep uçakla düşünce oluyor. Oysa karada daha fazla insan ölüyor. Ama tevehüm burada şeytan da şey ya böyle Adem toprak ya. Orada unutturuyor. Halbuki abi onunla ilgili bir hesap yapmıştık. Yani buradaki herkese, yani derse giden, Hizb-i Kur'an okuyan, Risale-i Nur'u okuyan, yani namazını kılan, bütün o şeyleri yerine getiren birisi için de bu tevehüm gelebilir. Yani tevehümün zaten görevi o. Oradan şeytan bize vehim verecek. Yani herkesi geliyor, uçağa binince mutlaka insan değil misin? Vehim var sende. Evet. Evet abi, gelebilir ama üstadımız o gemi misali gibi abi, o Haliç'te bir hesap yapıyor. Hem de alim bir zata yapıyor o hesabı. O gemi sahibi de aslında bunu bilse, yani ölümün her an gelme ihtimalinin daha çok olduğunu bilse, o gaflete hiç düşmeyecek. Türk Hava Yolları'ndaki uçak sayısına baktım abi ben. 294 tane uçağı varmış Türk Hava Yolları'nın. 10 tane de kargo uçağı var, onu almadık. En son kaza 2003 yılında olmuş. Diyarbakır'da uçak piste çakılmış. Aslında o da kaza sayılmaz bence. Yani direkt havada parçalanıp düşmemiş. 2003, onu esas aldık abi. Yani bundan 13 yıl önce. Ondan önce de yine 99'da hacıları almaya giden bir uçak düşmüş. Biz 2003'ü esas aldığımızda 360 gün esas alınarak 294 uçaktan 13 yıl hesabında abi tek seferde 1.375.920, bu 4 sefer yaptığı farz edersek uçakların 5.503.680 ihtimalde bir uçağın düşme ihtimali. Ama bizim her an ölme ihtimali, hatta İstanbul'da belki trafik kazası ihtimali bundan çok çok daha yüksek. Çok çok. Yani 5.503.680 yani ihtimal. Yani senin bindiğin uçağın düşme ihtimali, öyle lazımca diyeceksin ki senin bindiğin uçağın senede bu kadar uçuyor. Evet. Senin düşmez, bindiğin uçağının düşme ihtimali ne kadardı? 5.500.000 diyelim abi. 5.500.000. 5.500.000'den korkan adam nasıl bir adamdı? Ustad olsaydı insan demezdi. Ya bunu geçsinize. Evet. Yani böylelikle yine dimağımızı da bu konuda vasıta getirmiş oluyoruz, susturmuş oluyoruz. Çünkü herkese o tevehümden vehim gelebilir. Yine bu yolcularımız yok olan bir şeye karşı o uçağımızda şu anda her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Ama tevehüm onlara ölüm var, düşeceksin gibi şeyler gelebilir. Bunlar ona karşı, yok olan bir şeye karşı, ölüme karşı görünmeyen ecel zırhını giymişler. Hazreti Ali Radıyallahu'nun sözüydü değil mi abi? Efendim? Ne demişti? Ölüme karşı ecel zırhı giydim bilmana. Bana bir şey olmaz gibi. Yani ecel zırhı. Çünkü ecel zırhını giymişler. O yüzden gayet rahatlar. Dışarıyı seyrettikçe sadece yanlarındaki pencereden bakarlar ve Allah birdir, mülk O'nundur, vücut O'nundur, her şey O'nundur der. Layete zelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü, damgasını okur ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Artık abi o huzuri tevhidi
meleke haline getirmişler. Meleke sahibi olmuştur. Şey damgasını görmüş ya Allah'ın. Evet abi. Allah hakimdir. Bir Ramazan imamlığından geliyorduk, birisi de Biremen imamıydı. Ben de o zaman Kursafeli'nin imamı mıydım, geliyordum. Ben adam çok korkuyor. Ondan sonra titriyor. Dedim ki, hocam kürsüde Allah var, uçakta da Allah var. Rahatladı. Evet. Her yerde Allah'ın şeyini görürsen bu sefer rahat diyorsun. Tabii yine uçağımızın göstergeleri var. Normal uçakta olduğu gibi. Bunlar işte bizim Risale-i Nur'dan bulabildiklerimiz Kur'an, sünnet, icma, kıyas, edile-i şer'iye, Muhakemat 49. sayfada geçen lübü bulamayan kışırla meşgul olur. Hakka tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakim göremeyen ifrat ve tefride düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Feraset, basiret, dirayet, kemalat, ibadet, tevekkül, tevhid, teslim gibi bu tür şeyleri yazdık. Bunlar ne anlama geliyor? Mesela bir tevehümden bir vehim geldi ya da evham geldi. Uçak düşecek dedik ya da bir buluta girdik. Tamam abi. Sağlandım. Normalde böyle bir uçağın o kar bulutlarına, buz bulutlarına, o uçağın girmediği bulutlara girmemesi lazım. Zaten girmiyor göstergelerde. Ama bir şüphe geldi ya da bir vehim geldi. Kendimizi kontrol edemedik, hemen göstergelerimize bakıyoruz. İşte muvazene ve mizanlı mıyız? Mesela ufuk çizgimiz düzgün mü? Hızımız normal mi? Ya da düşüş hızımız normal mi? Bütün bir saydığımız şeyler, ya da mevhumu muhakkak biliyor muyuz? Mevhum muhakkak biliyor muyuz? Ondan elem alıyor muyuz? Ya da muvazeneli ve mizanlı mıyız? İcma, kıyas, ona göre mi hareket ediyoruz? Bunu tabii günlük hayatta her şeyde uygulayabiliriz. Şöyle yapabilir miyiz? Uçaktan korkan Muhakemat 49. sayfadaki 4 tane maddeyi kağıda yazıp koysun. Evet efendim. Bir neydi? Mevhumu muhakkak bilmek. Neydi, öyle mi? Lübü bulamayan kışır ile meşgul olur. Lübü bulamayan kışır ile meşgul olur. Evet efendim. Ona girmeyeceğiz şimdi. İki. Hakikati tanımayan hayalata sarpar. Hakikati bulamayan hayalata sarpar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefride düşer. Sırat-ı müstakimi göremeyen. Dört. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır ve aldatır. Bunların içine çıkıyor tabii. Bunları kullanamamaktan. Evet abi. Sırf uçak olarak değil de günlük hayatımızda, mesela bir araba aldık, bir ev aldık ya da işte çocuğumuz oldu. Siz bir örnek veriyordunuz ya abi. Birisi varmış, çocuğun gece uyurken ağzına battaniye gelip nefessiz kalıp ölür diye tevehüm ediyormuş. Ama bakıyoruz şimdi bu göstergelere baktığımızda dediğiniz gibi mevhumu muhakkak biliyor. Mesela o göstergemiz doğruyu gösterdiği halde böyle bir şey yok. Bizi uyarıyor. Yani bu göstergeler dışarıyla, az önce uydu ve yer imamları saymıştınız ya abi. Onlarla bize bir emri nisbi yaptırıyor. Yani nerede olduğumuzu gösteriyor. Uçak düz mü gidiyor, doğru mu gidiyor? Buluta girdiğinde mesela herkeste az çok dağa çarpacağız şeyi olur. Bir korkusu olur. Bir tevehüm eder. Ama göstergelerimize baktığımızda radarda hiçbir şey yok. O korku gider. Gitmesi lazım yani. Aklan çünkü gösteriyor. Bulucularda deli cesareti oluyor galiba sanki. Biraz öyle oluyor. Tevehüm üzerine anlamıyor. Yani o göstergeler hemen diş etkenler var ya, korku, bulut, tamam mı, türbülans. Hemen içe sallanınca hemen kaptan sensin, tamam mı? Göstergelere bakıyorsun hemen. İçine bir dönüyorsun böyle. Allah var, peygamber var, ahiret kesin. Böyle dünya zaten ahiretin üzerine tentenili perde. Böyle göstergelere bakıyorsun, hemen dönüyorsun. Ama işte hemen adam türbülansa girince hemen kazası hatırına geliyor. Ben namaz kılacağım diyor. Namaz kılan namaz kılacağım demez. İnince ben namaz kılacağım demez, zaten kılıyor. Tamam. Oruç tutan demez. Ama kaza orucuma başlarım der. Şimdi mesela bir nur talebesi kitabını okuyor. Hizbul Kur'an'ı okuyor. Namazını kılıyor. Kazasını kılıyor. Uçak sağlandı, göstergeleri baktı. Göstergeler gayet normal. Teris olmaya hazırım demek istiyorum. Gayet rahat. Bu göstergeler abi yine panelde bir standarda bağlanmış. Bütün uçaklarda. Hepsi aynı yere konulmuş. Gösterge. Az önce demiştik ya abi, huzuru bir tevhid melekesi malik olurlar. Yani bu artık meleke haline geliyor.
özellikle nur talebelerinde saydığınız şeyler, ibadet, tevekkül, tevhid, teslim, bunları yapanlarda en ufak şeyde direkt oraya anında gidiyor, bakıyor ki abi melek olmuş. Neyin nerede olduğunu burada acemi bir pilot olsa arar abi hangisi neydi diye. Ama mesela işte uçuş cayrosu, hızı, bunlar artık melek olduğu için bunu pilotlara da yapıyorlar. Yani gözü kapalı belki hepsinin yerini biliyorlardır. Biz de artık o meleke haline getiriyoruz. Yani dimağımızdaki bu tür şeyler geldiğinde nereye baktığımızda işte hangi derste istifade ettiğimizi bunları tefekkür ede ede bunlar bize meleke haline geliyor. Sebepleri nur talebesi sallandığı zaman hemen dört tane gösterge var. Sebep neymiş? Bahanedir. Hiçtir. Ondan sonra neydi? Perdedir. Zahirdir. Bak, sebep, bahane, be, he, hiç, ondan sonra pe, perde, ze, zahiridir. Yani bu dünya böyle bir kurgulanmış. Perde işte ahiretin üzerine uyku gibi bir şey. Ustad uykuyla yakazaya geçtim diyor. Hakiki uyanıklık odur diyor. Dünya ise kendisi uykudur diyor. Geleceğiz abi. Öyle mi? Hadi peki. Aslında tevhüm kendisi de bir ibre. Yani bütün bu saydıklarımız dışında tevhüm kendisi de bir ibre. Bize tevhüm ettiği yerdeki eksikliğimizi gösteriyor. İşte depo boşaldı, doldur, hararet çıktı, motoru soğut gibi. Tevhüm bizi, asıl ibre tevhüm, tevhüm bizi dengede tutmaya yarıyor. Nasıl ki derman derdin içinde, dert bize dermanı söylüyor. Bizim çözümümüz de tevhüm ettiğimiz şeyin içinde, hatta ta kendisi tevhüm ile dar dünyamız genişliyor. Eğer tevhüm olmasa o uyanıklığa sebep olmayacak. Yani ciddiyete sebep olmayacak. Mesela gaflete düşeceğiz. Uçak düşme tevhümdür. Tamam mı? Bu olmasa uçağın teknolojisi gelişmezdi. Yani şuradan düşebilir, şu olabilir. Hesapla mühendislik gelişti. Hani tevhüm olmasa insanı donar. Donuk olur. İnsanın mazi ve müstakbel kanatlarını açıyor tevehüm. Oraya götürüyor, buraya götürüyor. Evet. Ne olabilir? Olabilir mi? Olabilir. Yere çakılabilir, şey yapılabilir. Ve uçaktan biraz şey yaptığım için, bulunduğum içinde her cihazdan iki tane var. Her cihazdan. Elektrik kesildi bir tane de motor var. Şu göstergenin, her bir göstergenin iki tanedir. Şimdi nur talebesi de çift hayatta yaşıyor. Bu dünya suret, hayatın sureti. Hakikat orada. Nur talebesinin hakiki hayatı burada yok. Kafir tek hayatta yaşıyor. Hepsi bu. Sureti de, hakikati de burada. Çift hayatı yok. Onun için bizde bir rahatlık var. Biz iki tane çift hayatlıyız. İmanla. Kafir imansızlıkla tek hayatı tercih etti. Bu dünya hayatı ahiretteki hakiki, baki ve sonsuz hayatın suretidir. Tek hayatla karşıma çıkmasın. Hüdavin kardeşimiz abi, acaba yerde ne var ne yok diye işte kapıyı açayım, pilotun oraya gideyim bakayım diye bir merak içinde bulunmuyor. Sadece kendisine verilen pencereden bakıyor. Çünkü merak, ileri sanurda geçiyor abi, menfezler açar diyor. Üstadımızın 2. Dünya Savaşı'nı merak etmemesi gibi. Merak edince oradan menfezler açılıyor. Bu sefer tevehüme malzemeler geliyor. Üf. Mesela savaşı merak ettin, cesetleriyle göreceksin, olumsuzlukları göreceksin. Sonra o küçük bir merak, yani bakmamak sıkıntı olur. Merak ya, bak, bak, aç, iki derece sıkıntı. Baktıktan sonra alacağın orada olumsuz vehimler, gördüğün şekillerden, obje, malzemelerin arasını dolduracaksın. Bu çocuk ölürken öldü, tamam kurtuldu ama nasıl öldü? Bunlar hep beyin çalışacak ve merakını gidermek adına iki derece, mesela merak ettin, bakmadın, iki derece sıkıntı oldu. Ama baktın, oradan alacağın en az 60 derece sıkıntı var. Beyime kapı açtı. Şimdi o tahayyül ve tasavvurumuzu doldurduğumuzda, o kapı açtığımızda abi, menfez açtığımızda, yeri gelmişken onu da anlatayım. Neler oluyor? Yani bize neler yapıyor? Onunla ilgili bir küçük bir şey göstereceğim. Bütün geçmiş zamandaki hayatımız artı abi, o hayatımızın içine alıp hayatlandırdıklarımızı
ayna ile geleceğimize karşımıza yansıtıyoruz. Asıl ondan korkuyoruz. Bu ayna geçmiş hayatımızı gösterdiği gibi geçmiş içimizi geleceğin dışarısında gösterdiğinden tevehüm ile aynadaki yılan sureti ısırmaz, ateş yakmaz iken kendimizi ısırtıp yakıyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Biz var ettik. O ayna geçmişteki nurlarımızı müstakbele aksettirmek içindi. Tevehüm ettirmek içindi. Evet, her insan kendi aynesiyle o alemin rengini değiştirir. Şimdi bunu okuyacağım abi tekrar. Yine bir şeyle göstereyim. İki tarafa da göstereceğim. Şimdi burası bu taraf müstakbel düşünün. Burası da çocukluğumuzdan itibaren bizim şeyler. Bu, aynen o müstakbel. Aynen müstakbele taşıyacak abi şimdi. Tevehüm. Aynen tevehüm. Bu taraf müstakbel. Burası da çocukluğumuzdan bu ana kadar gelmiş. Hani aynen aynen onu gidiyorsun. Evet abi. Aha. O tarafa da göster. Öyle mi? Yok. Hepsi birden olsun. Şöyle abi şimdi. Ha. Bu istikbal mı? İstikbal abi. Ha. Şuradan geliyor. Şimdi abi. Aynede herkes görüyor. Yani buranın bütün her şeyini. Tut öyle. Sabit tut. Öyle yapıyorum. Sabit tut. Bak böyle. Çocukluktan beri büyüdüm. Evet abi. Tamam geliyor. Buraya geldiği ana kadar abi bütün her şey yani yaşantımız ve tahayyül ve tasavvura doldurup hayatlandırdığımız her şeyi karşıda gözüküyor. Şurada gözüküyor. Evet abi. Aynede sadece çocukluğumuzdan itibaren bir film çeksek sadece suretimizi yani yaşantımızı görürüz. Ama tahayyül ve tasavvura giren şeyleri bize göstermez. Ayna göstermez. Ayna göstermez. Ama tevehüm öyle bir şey ki müstakbele bizim içimize aldığımız, tahayyül ve tasavvurumuza doldurduğumuz, o izlediğimiz işte kötü haberler, filmler, her şeyi de hayatlandırıp müstakbel aynasında karşımıza dikiyor. Ve biz ondan korkuyoruz. Ya aslında uçak düşmesinden değil, hemen geçiyoruz, olan namaz kılmadık, olan oruç tutmadık. Hemen onun olduğuna delil, uçaktan korkan herkes kelime-i şehadet getiriyor. Evet. Çünkü aşağıdaki pek getirmedi ya. Bir de abi o uçakta mesela köyde yaşamış, hiç uçağa binmemiş birisi. Sadece farz edelim ki trene binmiş. Uçağın varlığını bile bilmiyor. Biz onun gözünü bağladık. Dedik ki çok hızlı bir tren yapıldı. Seni ona bindireceğiz. Uçağa bindirdik. İşte gezdirdik, getirdik. Hiç onda böyle bir şey olmaz. Korku olmaz. Korku olmaz. Çünkü hem uçağa binmiyor, uçağın düştüğünü bilmiyor daha doğrusu. Onunla ilgili zaten tahayyül ve tasavvurunda da hiç kareler yok. Biz bir tane gösterdik. Çok harika. Çok iyi. Yani şimdi bunları bu misal çok güzel. Abi. Tahayyül ve tasavvurumuzu aldık ya abi. Aynada normalde geçtik tıraş oluyoruz abi. Kendimizi görürüz. Bu tek işte geriye doğru çocukluğumuzdan itibaren kendimizi gösteren bir ayna olsa hayatımızı gösterecek. Ama sırf ondan ibaret değiliz biz. Tahayyül ve tasavvurumuza doldurduğumuz bir sürü şeyler var. Halbuki o ayna, tevehüm aynası bizim okuduğumuz Kur'an, Risale-i Nur yani bizim müstakbelde kabirde başta olmak üzere yani geleceğimiz her şeyde o hayır hasenat nur olacaktı. Ayna onu yansıtacaktı müstakbele. Ama biz ne yaptık? O içimize aldığımız kötü şeyler, videolar, işte kötü sesler, neyse tahayyül ve tasavvurumuzu çöplük yaptığımız, internette dolaştığımız her şeyler onları da yansıttığı için tabi canlandırdık. Bizim öyle bir özelliğimiz vardı abi. Hayatlandırıyorduk onu. Onları karşıda görüyoruz. Aslında kendimizden korkuyoruz. Biz de doldurduk onu. Çok tabii güzel. Tekrar okuyacağım abi de. Yok, çok güzel bir misal getirdi. Dedi ki mesela şimdi gözünü bağladık adamın. Hiç daha önce bir film uçağın düştüğünü duymamış. Düştüğünü görmemiş. Uçağa binmemiş. Gözünü bağladık. Uçağa bindirdik. Daha önce karneyle gidiyordu. Şimdi uçağın ne olduğunu, nasıl düştüğünü bilmeyen adam türbülansa girse korkar mı? Yok. Biraz, çünkü traktöre binmişti. Traktör gibi bir şey. Peki o korku neydi? Uçak korkusu gibi gözükürken daha önce internette uçak düşme videolarını, uçakla alakalı haberleri seyretti ya, o hafızasında duruyor. Orada duruyor. Şeytan uçağın titremesiyle hemen seyrettiği video yere çakılma, yanma resimlerini getiriyor. Kasede bastırmış. Kasede basmasına sebep. Onu sana seyrettiriyor titremeyle. Aslında sen bulunduğun uçaktan korkmuyorsun, zihninde var olan uçağa dönüşmekten korkuyorsun. Buna delil nedir? Hiç zihninde uçak düşmüş videosunu seyretmemiş.
Bilmemiş. Bu bilgi yok. Uçağın sağlanması ne demektir bilmez ki. Ve korkmaz. O zaman biz zahirde uçaktan korkuyor gibi gelirken zihnimizde doldurduğumuz olumsuzlukların dirilmesinden korkuyoruz. Evet abi. Bundan deli ve çocuklar korkmaz. Neden? Çünkü deli, çocuk hayvan. Evet. Sığırı koyun korkar mı uçaktan? Çocuklar mesela millet bağırırken ortada çocuklar dolaşıyor. Deliler de öyle. Demiştik ya dersin başında dimağımız Adem alemlerinden çıkartıyor. Öyle bir özelliği var diye. Çocuk deli, hayvan korkmuyor. Çünkü bunlar da o daha işlemeye başlamamış. İşte o içimize aldığımız videolarla bu sefer Adem alemlerinden onlar çıkmaya başlıyor ve yoktan elem almaya başlıyoruz. Sistem öyle çalışıyor. Onlar onu tetikliyor. Adem alemlerin kapısını açmış oluyor abi. Yok. Yoku var ediyor. Abi temizleme evet. Merkezinde tövbe mi oluyor yani bu? Tövbe, istiğfar, yani tahayyülü temizleme merkezi. Evet. Yani hemen mesela ona ehli dünya bile yapıyor. Sağlandığı anda dikkat edin ağızlarına kelime-i şehadet geliyor. Estağfurullah geliyor. La ilahe illallah diyor. Ne diyeceğini bilmiyor çünkü dünyada böyle bir şey dememiş. Ya Resulallah affet beni. Ya Resulallah beni şey yap. Oysa Allah demesi lazım. O rahatlatıyor mu abi orada onu? Bir derece sığınıyor. Yani evet. Denizde fırtına istersen deme. Depremde bile bizim komşu bağırdı böyle. Dışarı çıkacağım diye balkona kaçmış. Kafa denge bozulmuş. Ben de camdan bakarken adam sanki ben aldırttım. Koca! Dua etsene diyor ya. Etsene dursun diyor. Ona devam ediyor. Bak ne diyor. Boşuna mı daireyi senin yanında aldım? Dedim ki bak şimdi. Hiç endişe etme. Korkma. Bir şey olmaz. Olsa ben durmazdım. Olmaz değil mi hocam? Olmaz. Biz Allah'ımızla aramız iyi. Olmaz. Olmaz değil mi hocam? Olmaz değil mi? Olmaz. Otur dedim. Oturdu. Hazır. Abi mesela ben uçağa ilk bindiğimde Arabistan'a doğru gidiyorum. Tabii telefon, internet bayağı bir haşır neşrim abi. Bayağı bir korktum bindiğimde. Umre'ye gittim abi. 15 gün, 20 gün hiç dokunmadım tabii. Telefon olsun, şey olsun. Zaten telefonum da yoktu. Arada bir annemi arıyorum. Elhamdülillah abi uğraşmayınca, uğraştığım şeyler de belli olunca uçaktan gelirken sanki evde koltukta oturuyormuşum gibi abi elhamdülillah. Benim temizlendi ya kısmen. Evet abi. Üstünde örtüldü. Yani temizlemek şu. Şu anda veya derste veya namazda böyle öne çıkan güzel bir halet olmuyor. Hani gündelik hayatındaki o sıkıntı ne yaptı? Örttü. Örtünce ötekiler kafa çıkartamıyor. Evet. Ona göre bir yer, 15-20 dakika var ha. Hızlanıyorum abi. Uçakta abi zaten bugün de sormuştum. Uçak modunu alıyoruz telefonlarda da. Aslında uçak modu yani kendimizi uçak moduna alıyoruz. Derste de öyle mesela. Telefonumuzu uçak moduna aldığımızda artık dış alemle irtibatımızı kesiyoruz. Hani bir şey anlatırlar ya. Bir evde elektrik kesilmiş. Önceden herkes televizyona bakıyormuş. Elektrik kesilince etrafına bakmışlar. Aile efradı var. Sohbet ettik işte iyi insanlarmış diye bir şey var ya onun misali. Misal ne ya bizimkisi dedi de işte bizim o isim vermeyeyim. Abi ya bizim kız iyi insanmış dedi ya. Bayağı hoş sohbet edilen bir insanmış dedi. Televizyon bozuldu 15 gün tamire gidince hakikaten sohbet edilecek insanlar varmış elinde ama haberi yok. Uçak modunda da abi biz işte uçağımıza bindiğimizde kestiğimiz için dış alemle irtibatı bakıyoruz. Tahayyül varmış, tasavvur varmış. Bu benim tahayyülümden gelmiş. Aklımdan değilmiş. Tasavvurumda bu varmış. Bu sefer insan kendini tanımaya başlıyor. Dersin başında demiştik ya yolculuğumuz bizim aslımıza dönüşümüz. Kendimizle yüzleşmeye gidiyoruz. Çünkü pilot sensin demiştik. Yolcular senin Efrat ve İzzan. Pist sensin, uçak sensin. Burayı bir daha okuyayım abi devam edeyim. Bütün geçmiş zamandaki hayatımız artı o hayatımızın içine alıp hayatlandırdıklarımızı aynayla geleceğimize karşımıza yansıtıyoruz. Asıl ondan korkuyoruz. Bu ayna geçmiş hayatımızı gösterdiği gibi geçmiş içimizi geleceğin dışarısında gösterdiğinden tevehüm ile aynadaki yılan sureti ısırmaz, ateş yakmaz iken kendimizi ısırtıp yakıyoruz. Halbuki öyle bir şey yoktu, biz var ettik. O ayna geçmişteki nurlarımızı müstakbele aksettirmek, tevehüm ettirmek içindi. Evet, her insan kendi aynasıyla o alemin rengini değiştiriyor. Şimdi Hüdamin,
kardeş bitti. Hopbin kardeşimize bakalım. Hopbin kardeşin uçağı ise tahayyül, tasavvur, tahakkül hepsi ayrı bir çeşit. Bunlar akşama kadar haberler, film, dizi, reklam, internet, videolar izlemiş, izlettirilmiş bir dimağın fertleri. Az önce kardeşimizin de dediği gibi. Daha uçak kalkmadan tevhüm titremeye başlıyor. Bu uçak kesin düşer diyor. Sonra uçak kalktığında giderken sürekli uçağın gölgesinden korkuyor. İşte uçak İstanbul Boğazı'na geldiğinde uçağın gölgesi köprünün oradan geçiyor. Aman çarpmasın diye gölgeye bakarak korkuyor. Denizden geçtiğinde ayaklarını kaldırıyor. Sürekli korku ve vehim içinde ve bunu da bütün uçağın içine sirayet ettiriyor. Aşağıdaki trafiği görüyor, elem alıyor. Dönüşte biz de bu trafiğe takılırız diye şimdiden gideceği yerdeki hastalıkları, susuzluğu, açlığı düşünüyor. Hep müteellim oluyor. Gözünü kapatıyor. Yandakilere düştük mü, çarptık mı diye evhama düşüyor. Onlara da evhama düşülüyor. Uçaktaki herkes bunun yüzünden düşmekten beter oluyor. Bir buluta girse ibreleri de doğru göstermediği için, bu saydığımız hiçbirini yapmadığı için sürekli zulümat içinde kalır. Çünkü tevehüm için, vehim ve evham için de aynı şeyi söylüyor. Zulümat diyor. Sürekli zulümat içinde kalır. Herkes birbirinin yerine oturduğu için de hayale gelen bir şüpheyi akla gelmiş gibi tevehüm eder. Hakikati hayal görür. Aşağıya bakar. Adam birisinin soyulup talan ettiğini, elbiselerin alınıp iki bez parçası verildiğini tevehüm eder. Biz de böyle mi olacağız der, elemi artar. Sürekli imkani akli ile imkani zati karıştırır. Sonra derinden bir anons sesi duyar. TK-313 Sefernoğlu Suudi Arabistan yolcumuz için son çağrı sesiyle gözünü açar. Üzerine bakar, ihram kıyafetiyle havaalanında beklerken uyuyakaldığını görür. Bu yolcumuz hani Suudi Arabistan'a gidiyordu ya, aslında bütün bu gördüğü şeyler hepsi dimağında canlandırdığı şeylerdi. Hiçbiri olmamıştı. Evet, yaklaşık 30 dakikadır benimle seyahat eden hayali arkadaşım. Hakikati anladın ise gaflete uyanmaya hazır mısın? Birden uyandım, gördüm ki asıl bu alemi yakaza bir rüyadır. Asıl uyanmak ve hakikat ise o rüyamış diye Asar Bediye'deki 515. sayfaya da buradan bağlamış olduk. Yine abi tevehüm bize en çok dehşet verdiren mevten tevehüm dehşet verdiriyormuş abi. İhtiyarlıktan dehşet verdiriyormuş. Mesela tevehüm bize ihtiyarlandın diye endişe verdiriyor. İşte saçımızdaki kırlar arttı, sakalımızdaki kırlar arttı diye. Biz onun yönü ahirete çevirirsek başka bir aleme namzet olduğumuzun, ihtiyarlıktan, hastalıktan kurtulup ebedi bir hayatın, ebedi bir gençliği kazanmanın başlangıcı olduğunu gösterir. Yani yine bize o tevhüm verdiren adama diyeceğiz. Elbette ihtiyarlanacağız. Saçımız da kırılacak, belimiz de bükülecek. Hatta belki o da olmadan ahirete gideceğiz. Sen bizim dünyada ebedi kalacağımızı mı tevhüm ettin dersek, o tevhümü yine korkutup kaçırırız abi. Tevehümün vasadı imkan-ı zati, imkan-ı akli ile iltibas etmez. Var olanı var, yok olanı yok bilir. Çünkü tevehüm-ü beka ile ömür lezzetleniyor. Tefridi vahdetil vücut mesleği gibi her şeyin tevehüm edilmesi var olanı da tevehüm ediyor. İfratı ise yok olan tevehüm ile var ediyor. Bu uçakta bir de az önce abi siz dediğinizde bir paraşütümüz vardı. Yine dediğimiz gibi ehli imana da tevehüm gelebilir. Bunun için de paraşütümüz var abi. Paraşütümüz de şu, belki bir açılan bir şey değil ama öyle maddi bir paraşüt değil. Bu paraşüt kaptanımızın bir konuşması. Kaptanlar zaman zaman anonsu geçiyor ya bu uçakta. Şuradayız işte, şöyle türbülansa girdik diye. Bizim paraşütümüz de kaptanımızın konuşması şöyle. Sayın yolcularımız, tevehüm ile size yoktan elem aldıranı, sizi korkutanı, sizi müteellim edeni, sizi yok ile korkutanı, siz var ile korkutun. Evet var, çünkü ahirette ebedi hayatımızda bize şu olursa, bu başına gelirse deyip olumsuz düşündüren,
olmamış ile gelmemiş gelecek ile korkutanın kendisi var olan gelecekte yok olacak. Bize tevehüm verdiren buraya kadarmış diyeceğiz. Onun yok olacağı vara kadar herkese kabre kadar hayırlı yolculuklar. Hiç telaş etmeyiniz. Sonrası ehli iman için hep hayır zaten. Ölüm korkusu. Öldükten sonra var mı? Yok. Uçuk ya. Evet. Hazreti Ali'ye birisi gelmiş radıyallahu. Ya imam verdiğim çok dedi. Saymış. Hazreti Ali dedi ki bununla mı doğdun sen? Yok dedi. Bununla da ölmeyeceksin. İki sonsuzluk arasında bir böyle küçük bir format. Yani sen dertlerle mi doğdun? Yok. Sıfır motor. Dertlerle mi öleceksin? Yok. İki yokluk arasında var da yok. Nasıl vücut rengini veriyoruz? Abi sizin bir sözünüz vardı. O benim çok hoşuma gitmişti. Şeytanın gücünün önüne geçip ona engel olmak değil de onun gücünü kendi kendinize onu yönlendirebilmek. Yani burada tevehümü yok etmek değil. İfradından tevhidinden kurtulup korkuyu yok edip vasıtıyla sadece hafı yaşamak. Ki hayatını yönlendirebilirsin. Mesela dertler bana dermanmış. Bak şu anda bir şey yazdım da. Bak şimdi o bir şey dedi. Şimdi uçakta adam düşüp öleceğine korkuyor. Behmi diyor, tamam mı? Şimdi bak dertlerin içerisine dermanı bulalım şimdi. Sen ona desen ki kendimize ölüm korkusu. Evet diyor. Bir, ölmeyecek misin? Ölmek değil mi? Ölüm kötü olsaydı ölür müydü peygamber? Ha diyor. Bak, ölüm ihtimalinden korkar, ölüme inanırsa korkmaz. Bak, ölmeyecek miydin ki ölümden korkuyorsun? Ha tabii canım diyor. Tabii ki ölecektin. Ölümde ne korkuyorsun ya? Kesin olmayacak şeyde ne korkuyorsun? Bakın, ölüm korkusunun çaresi ölüme inandırmaktır. Haf ve vehim yerine kadere iman demiş abi zaten Barla 119'da. Haf ve vehim yerine kadere iman. Allah Allah. Ama gaflet ile bu son noktayı örttüğü için yani vasat da bizi son noktaya götürdü. Az önce o paraşüt dediğim şeyde de. Ama gaflet bunu örtüyor. Yani kadere imanı da örterek bu sefer tevehüm hep ifratta çalışmaya başlıyor. Ehli iman da olsa belki yani. Gafletle örttüğü için onu göremiyor. Ama Risale-i Nur bu tefekkürlerle bizi son noktaya taşıdığı için zaten son nokta yani. Gideceğimiz nokta o. Bir gölge misalimiz vardı abi. Onu da verelim. Bitirelim inşallah. O da belki istifade eder olur. Şimdi her yerden gözüküyor mu? Ya da şöyle kalkayım hemen ya. Tevehümün ne olduğunu anlatmak için. Şu mesela gölgem. Şimdi bu gölgeye ben sopayla vursam, bende hiçbir acı olmaz ya da bir şey iğne batırsam, hiçbir acı hissetmem. Bunu renklendirsek, biz orada yapmıştık ama... Elini mi renklendirsen? Yani, projeksiyon cihazından mesela orada verse, kendimi orada görsem ben. Canlı olarak orada görsem. Oraya da iğne batırsalar, vursalar ben bir şey hissetmem. Yani gölgene vursan evet, bir şey olmaz. Ya da şu gölgenin üstünde bir tane akrep yürüse yine bir şey hissetmem. Ama az önce olduğu gibi, şimdi burada oturan herkesin karşısında bir ayna olsa, o aynada herkes kendini gördüğü yerde, bir de akrepler, çıyanlar görmeye başlasa, herhalde herkes kaçar değil mi abi? Yani evet. Üzerinde aynada görse. İşte tevehüm de bize böyle yaptırıyor. O izlenen şeyde tevehüme, dimağa öyle bir darbe vuruyor ki, artık burası mı orası, orası mı burası, karıştırmaya başlıyor. İfrat ve tefritlere düşmeye başlıyor. Yani beynindeki o objeler, evet. O mağazalar, resimlerle bulunduğu andaki resimleri birbirine değiştiriyor. Birbirine değiştiriyor. Mesela uçaktadır, gayet iyidir. Ama kafasındaki resim, uçak yere çakılmış, Rus uçağı, yarısı yanmış. Evet. Şimdi zihnindeki uçak bu, oturduğu uçak bu değil. Evet. Bunu getiriyor. Ama seyretmemiş olsa ne getirecek? Yoktan elem alarak da kader ve rahmet ilahi itimatsızlık yapmış oluyor. Evet. Kendi aleyhine döndürüyor. Yani biz uçakta vehme en güzel bir örnek olduğu için, yoksa hayatın her safhasında mesela kanserdir, tansiyondur, kolesteroldur, kalptir, ne bileyim ölüm korkusuna karşı. Çünkü dertler bana derman imiştir. Mesela Ayşe'yi seviyorsan senin derdin Ayşe, dermanı Fatma değildir. Misal
Mesela biber acıdır ama ne yiyorsun? Lezzetlidir. Şu ölüm korkusunun çaresi ölümün kötü olmadığına inandırmaktır. Bir iki yer daha okuyup bitiriyorum abi. Korkup tevehüm edip evhama düşüp diye geçiyor İhsan Nur'da. Korkuyor, tevehüm ediyor, evhama düşüyor. Yine gafil nefsime tevehüm ile gösterilen korkunç lefa demiş. Sonra kainatın mevcudatı bir kısmı düşman ve ecnebi, bir kısmı müthiş cenazeler, diğer kısmı ise kimsesizlikten ağlayan yetimler. Nur iman ile bakınca ise bu birer dost kardeştirler, kısmen hayattar ve ünsiyetkar ve kısmen vazifeden terhis edilenlerdir. Zikir ve tesbihin zemzemeleri olduğunu görür. Hep küçük sözlerde tevehümün musibetli bir perde olduğunu gösteriyor. O perde kalkınca hakikati görebiliyor. Tevehüm hayat-ı içtimai zehirlendiren katıl, zina, sirkat, kumar, şarap gibi büyük günahları işleyenlere hapis korkusu veya hükümetin bir hafiyesi gelecek diye korkutuyor mu diye bir soru sormuşuz. Tevehüm bize uçakta düşeceksin diyor ama ya da işte namazda, ibadette, derste bir şeyler getiriyor aklımız ama bu günahları işleyenlere işte ahiret var, cehennem var, hapis var diye getirmiyor. Yani bir işte bu işte bir terslik var gibi değil mi? Tevehüm bizi aldatıyor. Çünkü tevehümün bir sıfatı da tevehümün aldatmasıydı. Tevehüm tabi fani hayatı baki zannettiriyor. Tevehüm beka olmazsa muhabbet edemeyiz. Tevehüm edemezsen sevemezsin demişiz. Yok bir günde yok olan bir hastalıktan, yok olan bir elemden tevehüme mütelim olmak. Elbette yoktan elem yok. Ebedi tevehüm eden vücut, ihtiyarın susmaz bir delil olan beyaz kılların ikazıyla başka bir aleme namzet olduğunu görülür demiştik. Az önce de demiştik. Bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur. Az önce gösterdiğimiz o uçağın önünde de o yazıyordu. Yani hiçbir delil yok, hiçbir emare yok, hava açık, rüzgar yok, bütün cihazların bakımı yapılmış. Evet abi, şu getirsen oraya. Şu Arapça la ibrete li ihtimali gayri naşi an delil. Evet. Gördünüz mü? Mausu götür. Şunu dedim de bir delil, bir emare yok. O bir ihtimal var. Yani delilden, bir emareden çıkmayan bir ihtimalin hiçbir delili yoktur. Karadeniz pekmez olabilir. Olabilir tabii. Adet ilahi Allah'ın gücü noktasından mümkündür. Ama Karadeniz su olduğuna yakinmiş kesindir. Ona göre geminin inşa ederken pekmeze göre değil, suya göre yapacağız. Evet. Bir şey zatına mümkün görse o şey zihnen daha mümkün ve aklen meşgul tevhüm eder. Vesveseladan imkanı zatıyla imkanı zihni birbiriyle iltibas eder. Şu bir dakika. Burası çok önemli. Olabiliri olmuştur diye görüyor. Vehmin özelliği bu. Olabilir, olmuş. Ne dönüştürmektir? Korkusu bu. Tevehüm ile eceldeki hastalıklar, fenalıklar, musibetler kabz-ı ervahtaki hikmet ve güzelliğe perde olmuş. O hastalıklar tevehüm ile perde olmuşlar. Tevehümde aslı vesvese gibi teyakkuza sebep, tahariye dahi ciddiyete vesile lakaytliği atmaya tehavünü defe sebep olabilir. Tevehüm pek mazide görmedik. Tevehümün yönü müstakbele dair. Tahayyül mazi ve müstakbele geçebiliyordu. Bir dakika, tevehüm müstakbele dair abi. İstikbale. Evet abi. Ve tahayyülü mesela hız birimi olarak duyar. Hayalen şu hız. Ama tevehüm pek o şekilde bahsetmiyor abi. Bahsettiklerimiz bu kadar abi. O bir tane yokluğa vücut rengini veren tabelan vardı bu. Yeşil tabelayı hiç kaldırmadın masanda. Şunu mu abi? He. Onu ben şeyde projeksiyonda gösteremeyiz diye yazmadık abi de burada var onu. Gösterebilirse kalemi getirdim abi ben. Şey tamam yapalım. Getirdin sen. Işığı söndürebiliriz. Işığı abi söndürebilirsek. Bak şimdi. Diğer, hazırla söndürsün. Diğer lafayı da göstereyim abi. Hazırladın mı? Şöyle yapayım abi. Şimdi bu uçağımız yani projeksiyonda gösteremeyiz diye yapmadık ama bu uçağımız, dimağımız yani bu şekilde uçuyor. Yönü şöyle olsun. Şimdi burası yeşil kartonla müstakbel. Yani müstakbelde şu anda bir şey yok. Yok yani. Ama evet abi. Oraya yeşile bir şey girmemiş. Evet. Yok. Tamam. Şimdi tevehüm edince bu ışıkları söndürebilir misiniz? Hepsini söndür bakayım orada. Orada da söndür.
Şey, bilgisayar kapanır abi. Kapansın. Şimdi abi şurada gözüküyor onu, mu? Onu bir dakika, onu söndürmesi lazım. Bilgisayarı tekrar açarsın. Söndür, çok önemli. Bir şey, Suat kalkar mısın? Kalk. Değer bu. Ha. Şimdi abi. Söndür şunu da. Nereden şu yanıyor? Hepsini. Söndür arkadaşım. Şimdi, al size kabir. Evet abi, uçağımız normalde devam ediyor müstakbelde. Ben tutuyorum. Evet abi. Ben tutayım. He. Uçak o soldan geliyor. Evet abi, şu şekilde devam ediyor. Ama yoktan elem alarak Adem'den uçağı düşürüyor. Ve şurada da parçalanmış hali. Ben evet. Şöyle diyeyim. Bak uçak daha orada. Şeyin evet. Orada. Cem'in orada. Yani. Geliyor. Bak burada bir şey yok. Uçağı vehim buraya bu kağıda kadar getiriyor. Ama bu kağıt da düşmüş hali getiriyor. Oysa gelmemiş. Evet. İşte vücut rengi niçin şeyi söndürdük? Siz görmüyorsunuz. Bu kağıdın içerisinde gözükmeyen uçak resimleri var. Evet. Vehim bu uçak resimlerini seyrettiği videolara lamba tutarak gösteriyor. Bunu hakiki zannediyor. Bak ver bana şuraya vur bakayım. Mümteni'den. Bak ver bana şunu. Evet. Sen yakma ya. Evet. Tut böyle. Bak şurada uçak var. Ama yok daha uçak şurada. Evet. Tevehüm geleceğe ait ya. Bu çok şey de çok güzel işinize yarayacak diye yaptım. Şimdi burada uçak daha gelmemiş. Ama tevehüm geleceği vücut rengini vermek ya. Yoka Adem'e vücut rengini buraya getiriyor. Buradan da aşağı düşürüyor. Burada da ölüyor. Ama daha öyle bir şey yok. Ama siz görmüyorsunuz. O vehim aşağıda Adem'i vücutlara, vücuda gelmemiş şekillere, ihtimallere vücut rengini veriyor. Şurada uçak gözükmüyor bak. Ama lamba tutunca gözüküyor. Vehim onu var ediyor. Aslında olmayan bir şey. Tamam. Adem'e vücut rengini veriyor. Şimdi yapabilir. Mümteni'den mümküne çıkarmış oldu abi. Abi sizin yok Almanya'daki yani. O bir camlı yerden hani bir korkunuz vardı. Evet. Orada siz tevhümü mü yok ettiniz? Yani. Şimdi şöyle. Şöyle bir kule var 300 metre tamam mı? Bu kule Büyükçekmece giderken ne var? Kulenin kenarına camı böyle yapmışlar. Tamam mı? Cam. Şöyle bir yer düşünün. Camı böyle. Ama meyilli. Böyle camları böyle dik koymamışlar 90 derece. Nişan meyilli. Şöyle. Bak şöyle. Cama yaslanınca böyle düşüyorsun. Tamam mı? Ama bu kadar kalın cam. Oraya gelince zaten ayaktan skoda oluyor. Yemece çalıyor. 300 metre. Araba gözükmüyor. Böyle acayip yanaşamıyor zaten kimse. Öyle cama yanaşacaksın böyle cama abananlar çok az. İçmiş o. Normal içmemiş yanaşamaz. Ya iman ya içecek. Ondan sonra veya orada çok vazife yapmış senelerce. Böyle cam. Şimdi bak burası bitti. Fakat camı böyle yapmış. Böyle yaslanıyorsun 75 derecede havadasın. Şimdi müthiş bir korku anaforu yaşıyorsun. Sonra aşağı iniyorum yere, yere inmek, yerde rahat ediyorsun. Yukarıya çıkıyorsun, korku var. Demek ki beşiğimiz olan, fıtratımız olan topraktan aşağı doğru, zemine doğru, yukarıya doğru ne kadar çıksan, uzaklaşsan o kadar korku olur. Yani korkunun sebebi ana kaynağından uzaklaşmaktır. Ya aşağı yukarı. Zemin 1, zemin 2, zemin 3. Aşağı doğru kömür ocağına doğru inin 500 metre. Gene korkunç şey yapar. Mesela bir Bodrum'a inin ya. Bir şöyle bir o depreme gittiğiniz zaman şey yapar. Havaya da çıktığınız zaman korkunç. Korku var. Peki niye? Baktım ki topraktan hangi yönden uzaklaşırsanız uzaklaşın. Vehim aktif. İnsan aslında uzaklaşmadan kaynaklanıyor. Asıl kaynak. Şimdi oradan yaratıldığımız için toprağa geliyoruz, arabada oturuyoruz, araba emniyetli değil ama yerde ya. Yerde o sen tehlikeli arabadır. En güvenilir yolcu şeyi uçaktır. Ama toprakta olduğu için rahat ediyoruz. Çünkü Adem'in manası topraktır. Peki korku ne yapıyor? Şeytan
toprağa basmıyor. Okyanuslarda yeri var onun. Toprak Adem'dir. Vücuda çıkmış. Adem Aleyhisselam vücudu yapılmış. Şeytanın vücudu bundan yapılmamış. Biz astımıza basınca güven oluyor. Ondan ne kadar uzaklaşırsak şeytanın kucağına düşüyoruz. Yani bizim bir misal var. Musa öküzü tutmuş suya çekiyor. Üç tane kaplan karaya çekiyor. O timsahtan aldılar. Ama timsah hayvan var. O kadar hayvan değil. Karaya çıkmıyor. Karaya çıksa avlanırken avlanacak. Ne yapıyor? Timsah sahasına çekiyor. Aslanlar sahasına çekiyor. Eğer aslanlar suya inseler, timsah 1-0 galiptir. Ve aslanlar hiç şansı yok. Timsah dışarıya çıksın, 1-0 mağlubiyetle başlıyor mücadele ve hiç şansı yok. O zaman sen şeytanını, vehmini kendi sahanda karşıla. Sahandan çıkma. Mahrem alanından çıkma. Haram, yani Allah'ın sana çizdiği hudutlar senin sağ. Düşmanını burada karşılarsan 1-0 galiple başlarsın. Buradan çıkıp, yani şöyle, plaja gideyim mi gitmeyeyim mi gücün yeter, 0-0. Plaja girdikten sonra bakmamak 1-0 mağlupla başlıyorsun. Gireyim mi girmeyeyim mi gücü yetmeyenin girip de bakmamaya gücü yetmez. Televizyon açayım mı açmayayım mı gücü yetmeyenin bakmamaya gücü yetmez. O zaman sahanda kal. Deplasmana çıkmayacağız. He? Deplasmana çıkmayacağız. Neden? Deplasmana çıkmayacağız. Ne demek o? Yani şey, kendi sahada. Ha, kendi sahada. Evet abi. Netice olarak tevhüm herkesle çalışıyor ama herkes bunun tevhümden geldiğini farkında değil. Farkında olunca zaten o bize basamak oluyor abi. Bizi inşa ediyor. Çok lazım. Yoksa insan donuk olur. Hayatın ara boşluklarıdır. Tamam mı? Ara boşluklarıdır. Ve doğruların derecelenmesine vesile oluyor. İnsanlık hakikatine. Çünkü unutmayın. Hayvanda yok. Çocukta yok. Deli de yok. Çok lazım bize. Ama bunun da ifrat tefrit vasatı var. Tefriti kendini çökertiyor. İfratı karşıyı tahrip ediyor. Vasatı zenginleştiriyor seni. Hasan abi bir duası falan var mı mesela? Duası var. Risale okumak. Onun duası avami bir sokaktaki insanın şeyi. Diyor ki hocam korkuyorum. Duası var. Duası kendini, ne yap, ne derdiniz olursa olsun onun duası kendini tanımaktır. Ne kadar kendini tanırsan o kadar korktuklarından emin olursun. Bütün korkuların, bütün endişelerin kaynağı kendini tanıyamamak, tanımlayamamak, farkındalık kaybetmekten kaynaklanıyor. Kendini tanıdıkça, bak mesela kendimi tanıyayım. Bana vücut giydirilmiş. Onun üzerine hayat bindirilmiş. Onun üzerine insanlık bindirilmiş. Onun üzerine imam İslamiyet verilmiş. Onun üzerine İslamiyet iman dedik. Marifet mabet verilmiş. Sana verilmiş. Sen kimsin? O zaman öyle kim ya? Uçakta düşen kim ki? Bunlar vücut bana verilmiş ki gömleğe bana verilmiş. Ben gömlek miyim? Gömlek bana giydirilmiş. Şimdi gömleğin yırtılmasından ölümle aynı olur mu? Gömleğim yırtıldı ben öleceğim. Lan ne değiştirdim kardeşim? Sen kimsin? Seni tanıyamamaktan. Sen buradasın. Vücut sana verilmiş. Uçak sana giydirilmiş. Ceset giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. İnsan değilsin. İnsanlık sana verilmiş. E şimdi ölüm zaten buna aitti. İnsanlıkla alakası yok. E şimdi sen buradasın. E buradakiyle korkar mısın? Niye bunu anlattım? Ne soru sorarsan sor. Kendini tanımamak, tanıyamamak, tanımlayamamaktan kaynaklanıyor. Olayları izah edemiyoruz, yorumlayamıyoruz. Yani kendini tanıdın mı? Ustalar ve büyük zatlar, ölümün hakikatini keşfeden kamil insanlar ölmeden önce ölmek istemişler. Niye? O adamlar geçmiş arkaya, buraya hükmediyorlar. Mazi ve müstakbel. Hani demek ki kendini tanıdın mı? Dua en duası budur. Mesela bak bir tanesini söyleyeyim. Dua ile bakma yapmış. İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüleri diriltiyor. İşte zındıklar dedi ki şu asırlık bir şey var, şu çok eski. Onu dirilt demişler, 120 senelikmiş. Diriltmiş, adam diriltmiş, böyle kalkmış.
Ondan sonra büyük bir oranın alimi olduğunu söylüyor. Bak şimdi. Alimi olduğunu söylüyor. Herkes de şaşırdı. Sen ne yapardın oradan sonra? Mezar, asırlık mezar kalktı adam. Kim olduğunu. Nasıl anladılar? Sen falan diyor, o zındıklara diyor ki sen falanca ne olursun? Senin baban şu, senin deden şu. Hepsini sayıyor. Adamın endişe etmiş. Şimdi diyeceğim şu. İsa Aleyhisselam ne dedi biliyor musun? Amin. Dedi ki, çok ilginç, ben de şey yapar. Herkes kendisine sorsun, sen dirildin. Sen bu kadar dirildin, meleka. Alayım seni buraya, devam et yaşamaya. Dünyaya gel demiş. Ne yapardınız size İsa Aleyhisselam böyle dese? Veli nimetten yani, bir daha geldik. He? Ay tabii kaçırmayız. Adam ne diyor biliyor musun? 120 sene yaşamış ve alim. Ama evliya olmadığı için ölümü tatmış. Diyor ki 120 sene için ölüm acısını bir daha tatmak istemiyor. Bir daha hayat verecek mi? Yaşadığı kadar. 120 sene yaşamışsa 120 sene. Gel demiş. 120 sene için ölümü tatmak istemiyor. Peki demiş nasıl tattın? Bilmiyordum. Allah hepimizi şehit etsin. Ölüm eceli ölüm şehitler eceli tatmazlar. Allah ayetinde diyor. Onlara ölü demeyiniz. Çünkü tatmamış. Şehitler ölümü tatmaz. Mesela şehit ile askerde şey olan değil. İşte ders anında, namaz anında, abdestli, abdestsiz geldi ya. Değil mi? Abdestliyken, derse giderken vesaire giderken hepsi şehit. Hükmen şehit, hakikaten şehit, sünneten şehit. 70 derecesi var ama en yükseği talebi ulumdur. Çünkü cephedeki savaşan çocuğu da yetiştiren alimdir. Onu oraya hazırlayan odur. Ona o fedakarlığı aşılayan odur. Ona o düşün şehitlik kavramını yükleyen odur. Dolayısıyla onun sebebi alim olduğu için alimin mürekkebi ve onun kanından değerlidir. Çünkü mürekkep o kanı değiştirir. Onun için Allah hepimizi şehit etsin. Amin, amin. Allah'lığın hatırına. Amin. Dershanenin şahsı manevisi hatırına. Risale'nin şahsı manevisi hatırına. Amin. Amin diyenlere ya Rabbel Alemin. Nur talebelerine ehli imanı kabre imanla, Kur'an'la şehit olarak Allah'a emanet. Ya Rabbel Alemin, şeytanların, cinlerin, erva habiselerin, mevadi şerirelerin, nefs emmanenin vehim ve vesvesesinden sana sığınıyoruz. Amin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva habiseleri, mevadi şerili hak ile yeksan eyle. Maddi ve manevi siyatın vesilesi olan erva hadiyeleri, ruhu kutsileri evimize, hayatımıza, dünyamıza hakim eyle. Amin. Vahir davahümen elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.